Son günlerde Erdem'de en çok konuşulan konu domates, fasulye fiyatlarının çok düşüklüğü. Salatalık özellikle 1 lira civarına düştü. Yani günlük olarak değişiyor. Burada fiyatları saymamıza gerek yok ama global olarak işte salatalık 1 lira ile 2 lira arasında, domates 2 lira ile 3 lira arasında, patlıcan 1 lira 2 lira arasında, biber yine 2 lira ile 8 lira arasında cinsine göre değişiyor. Burada özellikle domatesin ve diğer ürünlerin erdemli haliyle İstanbul'daki son tüketici, metropollerdeki Ankara, İzmir gibi yerlerdeki son tüketicilere ulaşmasını boş ver. Erdem'de bile hemen Erdem'de üretilen bir ürünün Erdem'deki semt pazarlarında ya da manavlarda, marketlerde hal fiyatının 2-3 katına satıldığını görüyoruz. Bunu sosyal medyada paylaşanları da sizler de görüyorsunuz. Örneğin geçen hafta Erdem'de 3,5-4 liraya satılan limonun toptan bir manavda 9 liraya satıldığını fotoğrafıyla sosyal medyada paylaştılar. Yani Ankara, İstanbul, İzmir'e gitmeye gerek yok. Kendi bölgemizde bile fiyatların 2-3 katına satış yapılmaktadır. Hatta onu da boş veren, tüketici pazarı ayağı altında, Perşembe günleri açılan yerde bile marketlerin fiyatlarına satış yapıldığını da alışveriş yapanlardan biliyoruz. Bunların tümünün nedeni serbest piyasa ekonomisidir. Yani serbest fiyat politikası yasalarımıza göre var ve üreticiler ürettikleri ürünlerin fiyatlarında söz sahipleri değiller ama bu ürünü üreticilerden alan komisyoncu, tedarikçi, aracı, tüccar ve market, manavcı, pazarcı gibi insanlar tümü bu fiyatların belirlenmesinde söz sahibi. Yani büyük bir çelişki bu. Üreten söz sahibi değil ama üretenin ürününü alıp pazarlayanlar fiyatların belirlenmesinde söz sahibi oluyorlar. Bunun çözülebilmesi için birinci neden Erdem'den hal çıkış fiyatının faturalandırılmasının üzerine bir narh konması gerekir. Osmanlı döneminde bu çok güzel bir şekilde zaman zaman uygulanmış. Tarımsal ürünlere ve hayvansal ürünlere, deniz ürünlerine fiyatların aşırı derecede tüccarlar tarafından yükseltildiğinde narh uygulaması yapılmış. Narh uygulaması geçmişte de vardı. Fakat Turgut Özal'dan sonra ve daha sonraki hükümetler bunu serbest fiyat politikasına, serbest pazar politikasına aykırıdır düşüncesiyle vazgeçtiler. Şimdi bunu yeniden geri getirmek gerekecek. Çünkü niye? Artık bu işin çığırından çıktı. Az önce ben markete gittim. Erdem'de 2 liraya dökme, 2,5 liraya dökme satılan domates, ki içinde çürüklüler de vardı. Erdem'de de bulunan bir zincir marketin İstanbul'daki bizim mahalledeki şubesinde 8,5 liraya domates satıldığını gördüm. Yani şimdi zaten kaliteli değil. Dökme bir domates, standart dışı bir domates ama 8,5 lira fiyat. Yani Erdem'deki fiyat arasında neredeyse 4 kat, 3 kat bir fiyat farkı var. Bunun nedeni işte Erdem'den çıkış fiyatının üzerine tedarikçilerin, pazarlamacıların, marketlerin aşırı kar koymalarıdır. Bunu birincisi önlememiz gerekir. Hükümetin bu konuda fiyatları belirleyecek olan yüzdelik dilimlere geçmesi gerek. Örneğin halden alan tüccarın karı nedir? Tüccardan alan manavın karı nedir? Bakkalın, pazarcının karı nedir? Bunların belirlenmesi gerekir. Denetimlerde bu alınan ürünlerin fiyatlarının üzerine daha fazla fiyat artışı, ücret koymuş olanların da cezalandırılması ancak böyle mümkün olur. Yoksa alış fiyatını serbest olup satış fiyatı serbest olan bir üründe denetim uygulayamayız. Bu eşyanın tabiatına terstir. Fiyatların tüketici ile üretici arasındaki uçurumun diğer bir nedeni, birincisi demek ki anladık serbest fiyat politikası. İkincisi bundan narha geçilmesi gerekir. Bu da yasal bir düzenlemeyle olur. Bizlerin yapacağı bir iş değildir. İkincisi de yine geçmişte MHP zamanında hazırlanan DSP ile ortaklığı döneminde ama daha sonradan 2004'te AK Parti'nin kucağında bulduğu, 2012'de yeniden bir düzenleme yaptığı ve hal yasası. Bu hal yasasına göre Erdem'deki bir domates üreticisi ya da bir limon üreticisi limonunu, domatesini ya da başka bir ürününü kamyonuna yükleyerek ya da bir kamyon kiralayıp büyük kentlere getirip satma olanağı yok. Pazarlara giremez, kente giremez daha doğrusu. Kentin girişinde bir yakalama tuzağı var orada belediyelerin ve orada hal dükkanlarına getirilmemiş sevkir saliyeleri hemen orada cezalandırılıyor. Zaten bunu getirip örneğin ben kendi limonumu getirip İstanbul'da satma şansım yok. Bir depoya yıktığımda bir kamyon limonu en küçük bir şikayette ya da zabıtanın dikkatini çektiğinde yakalandığında ürünüme el konulmaktadır. Ben böyle bir riske giremem.
Cezayı yemek, bir de ürünümüz gidecek, bir de kamyoncu kiralık zaten getirmezler ceza yiyeceklerini bilerek. Bu düşünceyle yapılması gereken en iş hal yasasının da değiştirilmesi gerekir. Serbest fiyat politikasının kaldırılması gerekir. Aynı Osmanlı döneminde olduğu gibi tarım ürünlerine nar konulması gerekir. Çıkıştan daha ileriye gidene kadar. Yani bugün bak çok acı bir durum. Şimdi gördüm. İstanbul'da bir zincir markette aynı üstüne Erdem'de de çok sayıda şubesi olan ucuzluk marketlerinden biri 8,5 liraya dökme domates satıyordu ve içinde çürüklüler vardı. Bu domatesin nereden çıkışını siz biliyorsunuz. Onun için yapmamız gereken en akıllı iş hükümetimizi, siyasilerimizin bu anlamı yapmasıdır. Albayrak kaç kez söyledi Berat Albayrak, hal yasasını değiştireceğim diye ama başaramadı. Başartmazlar çünkü büyük bir lobi var karşısında, bunun altından kalkamazlar. Yani biz burada üreticiler olarak Mersin milletvekillerini devreye sokarak özellikle iktidarın milletvekillerini bu serbest fiyat politikasının tarım ürünlerinden vazgeçirmemiz gerek. Ama bu zordur. Çünkü niye? Bu işten nemalanan insanlar genellikle artık tröstleşmişler, tekelleşmişler, belirli bir lobi oluşturmuşlar ve belirli bir güç sahibi olmuşlardır. Yani kısacası bu böyle gidecek. Hoşça kalın.